Fenerbahçe Beşiktaş basketbol ligi maçında aldı. Onlar tepkiliydi. Tepkili oldukları kişi de kendilerine sahip çıkmayan, olayları önlemek için çaba sarf etmeyen Başkan Aziz Yıldırım'dı. Bizi tahrik ettiler anonsla. Tahrik olduktan sonra olaylar başladı. Yani hiçbir yönetimimiz, yani yönetimden bir insan yani bize sahip çıkmadı yani. Orada biz terörist durumuna düştük. Bir zaman terörist değiliz. Senelerdir bu maçlara gidiyoruz yani bu arkadaşlarla. Ama bizi sattılar yani. Bizi satanlar sahip çıksın bize. Ama onlara ihtiyacımız yok gerçi artık. 9 tane 10 tane ağır var. Ufak tefekler de hariç. Yaralanan sen misin? Nasıl oldu olay? Spiker'in Fenerbahçe'ye küfür etmesiyle başladı her şey. Evet. Biz de tepkimizi gösterdik o küfür edince. Sonra polise birbirimize girdik. Boynunda izler var. Boynumda, omuzumda, vücudumun her tarafında var. Şöyle. Şurada izler var. Koluna ne oldu? Kırıldı mı kolun, inciniyor? Kırılmadı. Bu kolum zaten sakattı. Çıktı. Sırtına bakın. Sırtına, evet. Dön. Yeterli onları. Dur. Evet, gördüğünüz gibi şu anda. Bunlar job izi mi? Job izi. Polisler vurdu. Polisler vurdu. Bunların hepsi job izleri değil mi? Evet. Bilerek taciz ediyorlar bizi statlarda. Bilerek taciz ediyorlar artık. Evet, burada da var gördüğünüz gibi. Resmen bizi sahipsiz bıraktılar zaten orada. Aciz kaldılar. Biz de boşlukta kaldık. Biz sahip çıkmadılar bize. Evet, siz? Ya koskoca Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü herkes biliyor. Sen koskoca bir Aziz Yıldırım'sın. Sen koskoca Fenerbahçe yöneticisisin. Orada anamızı avradığımızda stat hoparlörlerine küfür ediyorlar. Hiçbir şey yapmıyorsun. Biz de tepkimizi dile getirdik, bu kadar. Yalnız kalmışız orada ya. 90 dakika mücadele vermişiz. Bir tane yönetici gelip demesi lazım ki, arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Emniyet müdürünü çekecek, bir kenara diyecek ki, nedir bu kardeşim? Kaç saat yoldan geliyoruz? Çok önemli bir şey bu. Yani kaç saatten beri yoldan geliyoruz? Kendi erzağımızı kendimiz aldık. Ne var? Erzakta ne var? Erzakta domates var. Peynir var. Başka da bir şey yok. Zeytin hepsi. Ama Allah'a şükürler olsun. Karnımız da tok. Beynimiz de yerinde. Mücadelemizi verdik geldik. Ekmeğimiz Fenerbahçe için. Biz yine ekmeğimizi yiyoruz. Ben Filistin'deyim herhalde. Bir hayatımda o kadar maça gittim. İlk kez böyle bir joplama gördüm. Bir yarım saat yani. Bir de yani öyle bir şey ki resmen polis organize bir şekilde geri çekildiler. Bir aynı anda müdürlerinden emirli bir şekilde 1-2-3 deyip aynı böyle sanki maç olayı gibi saldırdılar herkese. Yani bizim yani biz tam dayanıklı insanlar da kadınlara bile tekme tokat kafalarının gözlerini kırdılar kadın. Tabii ki Aziz Yıldırım gerçekten kesinlikle büyümezdi. Yani orada bir tanınmış yöneticimiz olsaydı bu olaylar olmazdı. Fenerbahçe